16 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a müteveccihen yola çıkarlarken Karadeniz'de Karadeniz'de İngiliz işgali altında olduğu için vize almaları gerekiyordu. İngiliz vizası gerekiyordu. 48 kişi mürettebat hariçtir. Geminin mürettebatı hariçtir. Subay Er Erbaş olarak. Memur var kişi. Mı? Memurlar. Yani o ilk 23 kişilik listede memurlar da var. Tabur hesap memurlar tabii, tabii. Var. Tabii subay ve memur onlar da var evet. Ve bir vize, ayrı vizalar alınıyor. 6 tane de at var. Tekrar söyleyelim. Bugün İstiklal Harbi'de bir şey mi falan diyen, çok affedersiniz artık salaklar, anlayışsızlar için hatırlatalım. Ata vize alacak seviyede şekilde perişan bir haldeydik biz. Yani İstanbul'a, Samsun'a at götüreceğiz. İngiliz'in vizesi lazım. O günlerden bugünlere geldik biz. Efendim, vizanın altında iki imza vardır. İrtibat subayı John Bennett ve asıl şeyde askeri yetkili olarak da Millingham. John Bennett, şimdi bu vizeyle ilgili ses kaydını dinleyeceğiz. Ben bunu galiba bir kere falan yayınlamıştım. Daha önce beraber. Bir iki sene önce. Sonra Bennett'in başka bir ses kaydını dinleyeceğiz. Efendim, önce ben size kısaca bir Bennett'i anlatayım. John Bennett bizim tarihlerde, Kurtuluş Savaşı tarihlerinde işkenceci Bennett diye geçer. Yüzbaşı Bennett derler, Captain Bennett derler. İstanbul'un işgali sırasında önce irtibat zabiti, sonra istihbarat subayı. Ama adam profesyonel asker değil, yedek subay. Yedek subay olarak alınmış. Çok uçuk bir adam. Şimdi 74'te öldü Bennett. Çok gençtim ben. O yıllarda evlerde fasıllar yapılıyordu, ev fasılları. Hani şimdi var ya fasıl modası. Üç tane şarkıcı çağırıyorlar, solo yapıyorlar, buna fasıl diyorlar. Fasıl gümbür cemaat, gümbür gümbür hep beraber yapılan bir müziktir. Suite de fasıl aslında, şimdi fasıl tekniğine girmeyelim. Eskiden ev fasılları vardı. Ben neyse o fasıllara yetiştim ve o da repertuar öğrendim. Bu arada müzik deyince yaprağı da unuttuk. Birazdan dinleyeceğiz. Samsun'a çıktıktan sonra geliyoruz. Efendim, Bomonti'de benim hocam olan rahmetli Doktor Selahattin Bey'in evinde, tamburi Doktor Selahattin Bey'in evinde bir akşam bir fasıl vardı. İlkbahardı. Çünkü yaza doğru fasıl şey yapılır, tatil edilir. Sonbaharda tekrar başlardı. Herkes sayfiyelere gider ondan evet, sonra. Evet, sonbaharda tekrar başlardı. Şimdi fasıl şöyle, 20-30 kişi geliyor ve fasılda da 3 grup insan geliyor eskilerin tabiriyle. Yani Türkçesiyle söyleyeyim. Ya çalacak, ya okuyacak, ya alim olacak. Bir de gençler geliyor bizler gibi, o zamanın gençler, biz hizmet ederiz. Çaylar dağıtılır, şeyler falan o. Efendim, arada bir en arka sırada sazımızla refakat edip katılırız ya, çalmaya çalışırız. Efendim, o fasıllardan birinde gayet zayıf, gayet yaşlı bir adam müzik çalıyor. Adam bir koltuğa böyle büzülmüş, elini şöyle koymuş. Kendinden geçmiş vaziyette ve bir de derviş edasıyla böyle 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 gidip geliyor. O zaman da şimdi o adetler yok, böyle pat diye soramazsın bu kim falan diye. Şeyden işte çay molası oldu. Adam gözlerini açtı. Kırık bir Türkçe konuşuyor. Yabancı olduğu belli. Yaşlı ama nasıl sıska. Dokunsa da ölecek gibi adam. Efendim, fasıl hiçbir şey almadı. Ne içti ne yedi yani. İkram edilen de çay, bayat galete, şu masa gibi, taş gibi olmuş bisküvi. Çünkü ev sahipleri yaşlı. İkinci bölüm başladı faslın. Efendim tekrar elini koydu böyle, gitti. Ninni gibi dinliyor yani. Hayır, kendinden geçiyor. Mistik bir şeyle dinliyor adam. Klasik müziği bile. Efendim, işte bitti. Sohbet kısmı başladı. İşte usulca biz tehlikeyi göze alarak, çünkü sormaya bile hakaret yani, sen kim oluyorsun soruyorsun derler. Kimdir falan filan. Aa dedi, bu meşhur işkenceci Bennett. Ben de o sırada şeyi okumuşum. İki devrim perde arkası. Hüsamettin Ertürk. Hüsamettin Ertürk'ün. O MM grubu, MIM grubunun şeyi. Teşkilat-ı Mahsus'un sonra şeyi. Orada diyor ki işte
şöyle işkenceler yapardı, böyle adiydi, böyle ahlaksızdı. Sonra diyor bir suikast yaptılar. Fakat başarıya suikast teşebbüsü ulaşmadı, ayağından vuruldu. Hayatın sonuna kadar topal kaldı diyorlar. Hayır, topal falan değil de yalanmış olmuş oldu. Hiçbir şey yoktu. Sadece zayıf. Zayıf, o çok yaşlı ama. Ah dedim, o bildiğimiz mi? Tabii heyecanlandım mı? Çok değil. Ama okumuşum şeyi, çok gencim. Tarih karşınızda. İşte Benet dediler. Çarşımda tarih oturuyor. Şey gibi. İşgalyacı Benet. Yüzbaşı, evet. Benet. Kaptan Benet. İşte sonra kendimi takdim ettim adama. Bilmem ne, o da beni sevdi. Biz 2-3 gün İstanbul'u beraber gezdik. Ama şey güzeldi, bir hatıra. Birisi hemen polis çağırın demişti ya. Ha, o da. O çok tatlıydı. O bir başka evde. Başka evde mi oldu da? Başka evde. Hemen Milli Emniyet'e haber veririm. Ne işkenceci? Köpek gelmiş ya, polis çağırın diyorlar. Hemen tutuklayın diyorlar. Ama aradan 60 sene, 50 küsur sene geçmiş. Efendim, bir iki yere götürdüm ben onu. Bu arada bir soru. Buraya hayran olduğu için, özlediği anlatacağım, için falan. Hayır, anlatacağım, anlatacağım. Çok enteresan bir adamdı Benet. Bir gün sen dedi, biliyor musun dedi. Sizin Atatürk'ünüzü Samsun'a dedi, ben gönderdim. Benim iznimle gitti dedi. Aa dedim, herif tam bulamış. Bu laf edince. Aradan 25 sene falan geçti. Karabekir Paşa'nın ailesinden, damadı rahmetli Faruk Bey'den bu belgeleri görüp altında Benet'in imzasını, ya belgeleri alıp, kopyalarını alıp, Benet'in imzasını görünce sözümü geri aldım, tükürdüğümü yaladım. Adam doğru söylemiş. Efendim, Türkiye'ye niye gelmiş? Benet yedek subay olarak yapıyor askerliğini. Sonra tabii terhis oluyor. Biraz da maceracı herif böyle. Efendim, sürgündeki hanedanın mallarını almak için şirketler kuruyor. Orada bazı sahte belgeler falan yapıyor, hapse giriyor. Yunanistan'da falan. Çok maceralı şeyler yaşamış derken bütün bunlardan sıkılıyor. Bu Gürciyev vardı ya, meşhur. Batılı şeyler. Ne derler onlara? Tasavvuf değil de ne diyor tasavvufun şeyine? Mistik. O mistik yollara kapılıyor. Yürüyor. Ve Londra'da... Tam oryantalist. Oryantalist ayrı bir şeydir. Bu mistisizme giriyor. Hayır, genel böyle doğu toplumlarına merak işte. Ama bu adam bayağı aktivist. Londra'da gidiyor, bir tekke açıyor. Orada şey olmak isteyen İngilizleri tasavvufi terbiye diye arkadaşların anlattığına göre zincirle bağlayıp otlarda yatırıp bir de bir güzel dövermiş. Yanlış yapanı. İşkenceye devam. İşkenceye devam. Acaba bu Richard Burton'ları falan yetişti mi? Tamam. Yok, hayır. 1897'de zannedersem doğumu. Benet'in. Yetişmez. Onlar da öyle bir, evet, şey konuşlardı biliyorsunuz. Sonra bu şeylere işte batılı, yani doğu kaynaklı batıdaki mistisizme ilgi duyuyor. Aradan 40 küsur sene geçtikten sonra 50 seneye yakın Türkiye'deki mistisizme ilgi duyuyor. Mevlevi. Hayır, Mevlevi. Bütün tarikatlara. Şimdi biz ilk gün Hanım'la rica edelim. Önce şu Benet resimlerini göstersin. Tek tek başlayalım. O genç resminden başlayalım. İstanbul'da bulunduğu yıllardaki. Bu işte John Godolphin Benet. Bu. İşkenceci Benet olarak. Erhan. 23 yaşında çocuk. Evet. Ve istihbarat subayı. Yani İngiliz işgal birliklerinden istihbarat subayı. Bu da 23 yaşında. İstanbul'da. Devam edelim. İlk görünüm, devam edelim. Aa, bu enteresan bir resim. Bu Nezih'tendir. Soldaki Benet. Ben tanıdığımda böyleydi. Yanındaki meşhur kim biliyor musun? Erhan, tanıyabilecek misin? Muzaffer Efendi, Hacı Muzaffer, Muzaffer Özak. Ben Muzaffer Özak. Sahaflardaki dükkanda. Rahmetli Muzaffer Efendi. Muzaffer Efendi cerrahi şehidi. Oradan, yani şey oradan. Devam ediyoruz. Öteki resim lütfen. Bu işte daha yaşlanmadan önceki hali Benet'in. Bu da herhalde 40'lı yaşlarında, 40'lı veya 50'li yaşlarında. Geçiyoruz. Diğer resim. Bu son yılları. 72-73'teki halidir bu. Yaşlığı çok hoş. Evet, işte sıska dediğim böyle. Ama yakına daha sıskaydı. Yine geçiyoruz efendim, diğer resim. Aa, bu enteresandır. Soldaki Benet. Efendim, sağdaki bir kitap vardı Erhan, biliyor musun? Hacegan Hanedanı diye. Onu yazan rahmetli Hasan Şuşut.
onunla beraber. Yani bayağı Türkiye ile ilişkisi varmış yani, o anlaşılıyor sonradan. Mistik Cebelal'e çok teması vardı. Bennett'in. Yani çünkü uçuk bir tipti aslında. Tam bir macera. Ve dünya kadar da kitabı vardı. Bir de mistik kitaplar yazmış adam sonra. Hala Bennett Society Londra'da devam ediyor, İngiltere'de. Oğlu şey yapıyor. Oğlu hayatta mı şimdi bilmiyorum. Başka resim kaldı mı arkadaşlar? Galiba bitti. İşte Bennett bu. İşkenceci titrini hak ediyor muymuş? Yoksa sonradan onu karalamak için mi? Karalamak için bir şey yok. Sebep yok ki. Ya sonuçta İngilizler işgal kuvveti. Ya o da kendi açısından görevini yapıyor. Ona bakılırsa. Yani bizim düşmanımız ama. Çok üst düzey subaylar da var. Yani ona niye denmiyor? Ama yani 60 adam. Yıl sonra da böyle işkenceci deniliyorsa büyük ama bir. Hayır efendim, 60 yıl sonra değil. Zamanındaki ismi o işkenceci. Benim. Tamam da kalmış işte, o yapışmış. Ama bakın şunu unutmayın. Bu dediğim 1973-74. O yıllarda 70 yaşında olan birisi. Bennett'le aynı yaşıt, yani yaşıt da şeydir. O da 20 yaşında. Bugün bizim şahit olduğumuz güncel olay onun için Bennett'in işkenceciliği. Ya. Tabii onlar tarihten bilmiyorlar. Günlük konuşmadan, günlük hayattan biliyorlar şeyi.